Evet, stüdyomuzda da Volkan Demir var. Gündeme bakacağız, spor gündemini değerlendireceğiz. Tabii içimiz yanıyor bir taraftan da. Ee, İdlib'de askerlerimize yönelik yapılan aynı bir saldırı var, şehitlerimiz var, acımız çok büyük tabii. Bu ortamda değil mi? Futbol konuşmak, ekonomi konuşmak insan içinden hiç gelmiyor başımızda. Maalesef, sağ olsun. maalesef böyle bir işimiz var. Yani e, bazen insan hayatı bile sorguluyor böyle durumlarda. Evet. Ama e, bir şekilde hayata devam etmek zorundayız hepimiz. Simitçi nasıl simit satmaya devam etmek zorundaysa, biz de e, burada e, sporu, futbolu yorumlamaya devam etmek zorundayız çünkü işimiz bu. Ama e, gerçekten içimiz yanıyor. Dün e, geceden bu yana e, işte takip ettiğimiz, aldığımız üz üzücü haberler sabah itibariyle e, yine moralimize yansımış durumda millet olarak. Sadece şunu söyleyeceğim: e, şehitlerimize Allah rah Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızla ilgili gelen bilgi, hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığı yönünde yani kaybettiğimiz can sayısının daha fazla artmayacağı en azından içimize küçük de olsa bir su serpiyor. Ama dediğim gibi acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Hı hı. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Evet bu gibi durumlardan acı olaylardan hep çok daha güçlü şekilde çıkmışızdır. Umarız bu sefer de öyle olur. Volkan'ın da dediği gibi içimiz yanıyor. Ee, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar, geride kalanlara da sabırlar dileyelim. Devam edelim. Ee, Galatasaray diyeceğiz. Galatasaray'ın sayfalarını ekranımıza getirelim. Derbilerde devir değişti mi artık? Birçok gazetede bu tarz başlıklar var. Sabah gazetesinin 23. sayfasındayız. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye her branşta üstünü kurdu. Ee, futbolda, erkek basketbolda, şimdi bir de e, voleybolda. Erkek voleybol takımı da 30 sene sonra ilk kupasını aldı Fenerbahçe'yi yenerek. Bayağı voleybolcular da seriye katıldılar. Son ne diyorsun? Erkek basketbol takımının oynadığı maçı tekrar izledim. Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam son 2,5-3 dakikaya, dakikaya 7-8 sayılık bir avantajla girdi. Buna rağmen Galatasaray'ın galibiyeti ve Ataşehir'deki salonda ilk galibiyeti Galatasaray'ın. Yanlış bilmiyorsam 17 tane maç oynanmış orada toplam. Ve hepsini Fenerbahçe kazanmış. Ee, i̇lk kez o salonda bir Galatasaray galibiyeti e, görülüyor. Açıkçası bu durumun Fenerbahçe açısından zaten e, Komoli'nin ifadeleriyle girdik ya. Fenerbahçe açısından değerlendirmesi kulüpte negatif bir hava var şeklinde. Ayrılmama en büyük sebeplerden biri bu şeklinde Komoli'nin açıklaması. E bu negatif hava işte yaklaşık bir buçuk yıldır sadece Ali Koç dönemini kapsamayan, onun öncesinde de Kupasızlığın getirdiği stres, e, Fenerbahçe'yi bu noktaya getirdi ve e, Ali Koç döneminde de bence yapılan e, planlama hataları hem futbolda hem basketbolda iki branşta da e, daha e, zafiyetli takımlar, hı hı. zafiyetleri olan takımlar meydana çıkardı ve burada da en büyük rakibiniz Galatasaray ve Galatasaray e, son iki yılın şampiyon olarak futbolda, basketbolda çok büyük yatırım yapmamış olsa da e, bu sonuçları alabildi. E, mutlaka bunlardan bu seriler zaten bitmek için var. İstatistikler bozulmak için vardır her zaman. E, Fenerbahçe'nin bunlardan e, dersler çıkartması lazım. Galatasaray cephesinden şunu söylemem lazım. Futbol konusunda çok büyük bir şansı var Galatasaray camiasının. E, dönem dönem biz de eleştiriyoruz. Hatta e, bazen eleştirilerimiz sert bulunuyor. Ama Fatih Terim gibi e, son e, 20 küsür yıla, 25 yılında Galatasaray'ın Damga vurmuş bir e, markayı çıkarabilmiş durumda Galatasaray ve bunun ekmeğini de yıllardır yiyor açıkçası. Hı. Bu ligin artık e, nasıl söyleyeyim şifresini çözmüş bir teknik adam. E, sezonun ilk yarısında yaşanan problemlere rağmen ilk yarının bitiminin ardından e, takımına, e, camiasına o konsantrasyonu, o enerjiyi verebilecek e, gücü hala kendinde bulabiliyor ve bu bence e, tecrübeyle açıklayabiliyorum. Hı. E, çünkü bu Parayla satın alınabilecek ya da kursuna gidilip öğrenebilecek bir şey değil. Yaşayarak Fatih Terim'in yaşanmışlıkları kendisini bu seviyeye getirmiş durumda. Ve hakikaten e, Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldırdı. Bence Fatih Terim'in e, ikinci yarı öncesinde verdiği mesajlar ve ikinci yarısı, iki, ligin ikinci yarısında e, takımına oynattığı futbolla yeniden e, ben buradayım dediği bir dönemdeyiz şu an itibariyle. 7 maç 7 galibiyetlik bir seri. E, Basketbola da bunun yansıması bence e, psikolojik yansımaları mutlaka oldu. E, sonuçta camialar biraz e, bu oyunları, futbolu, basketbolu biraz psikolojiyle oynarlar. Fenerbahçe'nin ile yaşadığı problemleri de, henüz sözleşme uzatmadı biliyorsun. ile oynadığı problemleri de, yaşadığı problemleri de e, bunun altına eklersek e, böyle bir sonuç için e, gerekli ortam oluşturulmuştu aslında iki taraf açısından da. E, ve böyle bir sonucu almayı başardı Galatasaray son saniyelerde de olsa. E, sonuçta e, durumları, takımların durumlarını tarih yazmıyor. Tarih hep skorları yazıyor. E, Galatasaray ilk kez kazanmış oldu bu açıdan. Güzel bir hafta oldu Galatasaray için. Hem Kadıköy'de evet. galibiyet hem de Ataşehir'de e, galibiyet. Anadolu yakasından mutlu döndüler. Şimdi yeni bir seri peşinde. Foto Maç gazetesine uzanalım. Galatasaray sayfası ekranlarımıza gelsin. Gençler Birliği ile başlayıp Trabzonspor'la bitecek. 7 maçlık seriyi bir konuşalım o zaman seninle. Zorlu bir periyoda girecek. Bu süre zarfında Sivasspor, Beşiktaş, Başakşehir gibi güçlü rakiplerle de karşı karşıya gelecek Galatasaray. Gençler Birliği içeride Sivas deplasmanı, Beşiktaş yine içeride oynayacağı mücadele. Rize deplasmanına gidecek. Antep, Başakşehir, Trabzon, Başakşehir'e deplasmanda oynayacak. Kaç puanla çıkar bu süreçten ne dersin? Ya e, saydıklarının da yarısı gelsin. zaten yani dört tanesi Sivas Beşiktaş, hı hı. Başakşehir ve Trabzon. Dört tanesi e, şampiyonluk yarışında ya da Avrupa Kupaları yarışında mücadele eden takımlar. Bu takımlarla oynanacak maçların e, sonucunu önceden tahmin edebilmek mümkün değil. E, o günlük performansa dayalı e, maçlar olacaktır. Hı hı. Fakat... E, bir genel değerlendirme yapmak gerekirse, hep diyoruz ya Beşiktaş'a kadar 7 tane takımın şampiyonluk şansı halen mevcut. Ben artık ama e, Trabzonspor ve Galatasaray'ın bu yarışta artık yavaş yavaş bir adım öne çıktığı görüşündeyim. E, çok büyük bir sürpriz olmazsa, çok büyük bir değişim olmazsa, iki takımdan birinin şampiyonluğa diğer rakiplerine oranla daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan o senin saydığın fiksürü değerlendirecek olursak da, Sanki e, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı bu ligin düğümünü çözecek maç olarak gözüküyor. Benim tahminlerime göre, benim beklentilerime göre diyeyim. E, oradan çıkacak sonuç, örneğin oradan Trabzonspor'un liderlikle ayrılması, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda büyük bir adım atması anlamına gelir. Veya tam tersi Galatasaray'ın liderlikle ayrılması da Galatasaray'ın e, şampiyonluk yolunda büyük bir adım atması atması anlamına gelir. tam 7 maçtır ligde üst üste kazanması Galatasaray'ın bir psikolojik artı işte derbi tabii alması ki. vesaire. O zaman Trabzonspor adına da konuşalım. E, bu arada eğer hazır tabii grafiklerimiz üzerinden de gidebiliriz. Daha sağlıklı olabilir. E, Galatasaray'ın kalan maçlar serisine konuştuk. Trabzonspor'a dair de e, bir beklentini alayım. Yarış kimler arasında geçer? O grafik gelirken ben de sana onu sorayım istersen. Ya birçok kişi Galatasaray ve Trabzonspor'un bu süreçte sanki biraz artı olduğunu söylüyor. Mutlaka Katılın. mutlaka Başakşehir, Önce geldi. mutlaka Başakşehir sonuna kadar kovalayacaktır. Hı hı. Mutlaka Fenerbahçe, Beşiktaş yeniden e, bir e, direniş ya da bir e, gösteri yapmak isteyeceklerdir. Sivas Spor. Sivas Spor e, mesela Mert Hakan'ın açıklamalarını çok sağlıklı bulmadım. En azından Avrupa'ya götüreceğiz diyor e, Sivas Spor'u. Bence hedef bu olmamalı sevgili Mert Hakan. Ee, sezonun ilk yarısını lider bitirmiş bir takımın oyuncusu olarak şampiyonluk iddiasını bence e, daha güçlü bir şekilde dillendirmesi gerekiyor. Ama hoca bile güçlü bir şekilde dillendirmezken biliyorsunuz zavcı. Hep Formsuz Sivasspor kabul ediyorum gitti ama bu kadar kolay yorulda. bu kadar kolay havlu atılacak bir durum yok ortada. Halen, attığını mı düşünüyorsun? E, hayır hayır havlatın düşünmüyorum ama mesela o ifadeyi ben doğru bulmadım. Diyor ki e, en azından Sivasspor'u Avrupa kupalarına taşıyacağız. Yani bence mesajı doğru veren bir ifade değil. Sen takımın tecrübeli ya da değerli oyuncularından biriysen, şampiyonluk iddiasından ben da. Orada şunu demek istemiyorum. Şampiyon olmak istiyoruz, elimizden geleni yapacağız ama en azından diye devam etmiyor mu orada? Evet, e, şampiyon. Hayır, önce Avrupa Kupaları diyor, sonra şampi... şampiyonluk olursa zaten muhteşem olur diyor. Anladım. E, yani biraz daha iddialı olabilir diye bence o açıklama. Orada mesaj sanki biraz daha ya da ben öyle algıladım bilmiyorum. Çok doğru bulmadım o mesajı. E, takıma verilen mesaj anlamında da doğru bulmadım. Yani takımın bütününe baktığında Mert Hakan orada çok önemli Tabii. bir figür. O figürün kullandığı ifadenin de takımın geneline sirayet edebileceğini düşünüyorum. Ben Sivas da halen yarışın e, içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bunu söylemek için e, alim olmaya gerek yok. Puan durumuna baktığımız zaman... Ee, Sivas Spor halen bu kadar kayıplarına rağmen halen çok iddialı konumda. Son hafta maçlarını kazanmaları önemliydi. Aynen öyle Alanya Spor gibi çok değerli sonra... bir takıma karşı Değil 3 yani. puan aldılar. Ee, yarışın genelinde çok açık ve net söyleyelim Trabzonspor e, çok daha farklı bir takım.